Selamlar arkadaşlar. Bu videoyu benim gibi omuz çıkığı rahatsızlığı yaşayan ve izleyeceği yol hakkında bir fikri olmayan veya ameliyat olacak olup kaygı yaşayan insanlar için çekiyorum. Ben bir hafta önce sağ omuzumdan bankart lezyonu tamir ameliyatı oldum. Şimdi size bu ameliyat sürecini, ilk sakatlığımı ve ne zaman ameliyat olmam gerektiğine karar verdiğimi anlatmaya çalışacağım. İlk defa omzumu 2021 yılının yaz aylarında çıkardım. Basketbol oynarken karşı takımdaki kötü niyetli bir oyuncunun bilinçli olarak beni sakatlamaya çabalamasının ardından yaşandı bu durum. Onun üstüne omuz çıkıklarım yavaş yavaş sıklaşmaya başladı. İlk çıkığın hemen ardından. İlk çıktığında zaten çıkık olup olmadığından bile emin değildik. Çok hızlı bir şekilde tekrardan omzum yerine girdi. Bazıları kramp olduğunu, bazılarının ise çıkık olduğunu söyledi. Hastaneye gidip röntgen çektirdim. Omzumda bir sıkıntı olmadığı söylendi. Ben de eve döndüm. Bir süre dinlenmem gerektiği söylendi. Sahalardan bir süre uzak durdum. Fakat geri döndüğümde omuz çıkıklarım tekrar etmeye başladı. Ben de bunun üstüne bir hastaneden randevu alarak gittim. Doktor muayene etti. Senin bir şeyin yok ama eğer ısrar ediyorsan bir MR çektirelim dedi. Ben de peki dedim. Çektirdik. Ve omzumda bir tendon yırtığı olduğu tespit edildi. Bu tendon yırtığının üzerine birkaç farklı doktordan fikir aldım. Bazısı ameliyat olmamı önerirken bazısı önermiyordu. Fiziksel terapiyle omzumun stabilizasyonunun geri kazanılabileceğini söylüyorlardı. Ben de bu yolu denemeye karar verdim. Tabii ki ameliyat son çare olmalıdır diye düşündüm. Bir 6-7 ay kadar bu yolu denedim. Aslında gayet başarılıydı ama yeterince değildi. Omzumun stabilizasyonu gitgide artıyordu ama çıkıklar devam ediyordu yine. Yani sorunun tam çözümü değildi bu. Sadece geçici veya hafifletici bir çözümdü. Ben de bunun üstüne ameliyat olmak için gerekli bütün prosedürleri takip etmeye başladım. En son bir tane hastanenin cerrahıyla konuştum. O bana ameliyatı o yaparsa benim pişman olacağımı söyledi. O yüzden beni başka bir hastaneye yönlendirdi. Burada olmanı tercih ederim dedi. Ki kendisi de bana yanlış tanı koymuş zaten. Eğer ameliyatımı o yapsaydı yanlış bir tanı üzerinden ameliyat olacaktım. Yani problemim çözülmeyecekti. Boşuna ameliyat olmuş olacaktım. Bu yüzden lütfen MR veya tomografi sonuçlarınızı birden fazla doktora gösterin. Birden fazla hekimden bilgi alın, fikir alın. Bu gerçekten çok çok önemli bir konu. Ben de Balta Limanı Hastanesi'ne gittim. Orada MR'ımı ve tomografimi inceleyen doktor beni hemen ameliyat hazırlığa yönlendirdi. Ve bir ay içerisinde sağ omuzumdan ameliyatımı artroskopik yolla oldum. Aslında benim ameliyatımda küçük bir problem çıktı arkadaşlar. Görebileceğiniz üzere bir artroskopiye göre biraz fazla bandajım var. Bunun sebebi de şu. Ameliyat sırasında atar damarım kopmuş. Doktor yanlışlıkla koparmış atar damarımı. Bu çok nadir bir olay. Sizin başınıza geleceğinden şüpheliyim. Bu hastanede bu kaza 10 sene önce yaşanmış en son. Ama o kişi bu durumu kaldıramamış, vefat etmiş. Ben hayatta kalmayı başardım. Onun haricinde ameliyatım iyi geçti. Artroskopi değil de açık ameliyat olmak zorunda kaldı damar yaralanmasından dolayı.
Açık ameliyatın artroskopiye karşı tek dezavantajı ardında büyük bir yara bırakıyor olması. Şu anda omzumun bu arka kısmından buraya kadar bir dikişim var. 2 günde bir pansuman yapılan. Onun haricinde şu anda iyiyim. Ağrılarım tamamen dindi. Artık kendi başıma her şeyimi yapabiliyorum. Sol elimi kullanmaya da çok alıştım. Ama ameliyattan sonraki ilk birkaç gün gerçekten çok ağrılı ve çok yorucuydu. Eğer o günleri omzumdaki ater damarının kesilmesinden dolayı hastanede geçirmeseydim nasıl uyuyacaktım hiçbir fikrim yok. Çünkü bana günde 2 defa ağrı kesici veriliyordu sabah akşam. Ve günde bir 15 saat kadar uyuyordum hastanedeyken. Bir gün boyunca yoğun bakımda tutuldum. Bu da sadece benim damar yaralanmamla alakalı. Normalde bir günde taburcu olmanız gerekiyor ameliyattan sonra. Yani ameliyat olmadan önceki gün ve olduğunuz gün hastanede kalıp sonraki gün taburcu ediliyorsunuz. Ben yaklaşık 6 gün kadar, 6,5 gün kadar hastanede kaldım. Damarın yakından takibi amacıyla. Şu anda omzumu hiç hareket ettiremiyorum. İstesem bile ne kadar çabalarsam çabalayayım, gücüm yetmiyor. Doktorlar ameliyattan sonra iyileşme süreci boyunca eski sağlığıma geri kazanacağımı söylüyorlar. Bunun için mutluyum. Ameliyat olduğum için kesinlikle pişman değilim. Olduğum için mutluyum. Ağrılar biraz zor ama onun haricinde korkulacak bir şey yok. Zaten genel anestezi de yapılıyor. Benim genel anesteziyi almamla uyanmam bir oldu. Aradan 6 saat kadar geçmiş. Ben ayılana kadar. Ameliyatım normalde 1 saat kadar sürecekti. 1,5 saat kadar. Ama 6 saatten biraz fazla sürmüş. O yaralanmadan dolayı. Onun haricinde arkadaşlar, omuz çıkıklarımdan bahsedeyim biraz. Aslında kolum aşağıda veya yukarıda şu şekilde hareket ettiği sürece bir problem yaşamıyordum. Ama şu tarz hareketlerde sanki kolum omzumun skapulama yani sürtünüyor gibi hissediyordum. Böyle normalde hani hareket ettirdiğinizde öyle bir şey hissetmezsiniz ama sanki böyle iki kemik birbirine sürtünüyor gibi değişik bir his hissediyordum. Çok rahatsız edici. Onun haricinde omuz çıkıklarından sonra omuzum yerine girdikten sonra örneğin şöyle yaptığım zaman aynı parmak kütletir gibi eklemimin içinden kütleme sesleri geliyordu. Onun haricinde böyle yaptığımda da veya şöyle geriye doğru götürdüğümde üstüne yattığım zaman devamlı böyle eklemimde kütleme sesleri vardı. Ve şöyle kolumu her savurduğumda %80 ihtimalle çıkacak gibi hissediyordum. Ve öyle de oluyordu zaten. Onun haricinde bu tarz arkaya doğru götürme hareketlerinde çok fazla stabilizasyon kaybı vardı. Sanki kontrol benim elimde değilmiş de omzum buraya kadar gelip aşağı düşüp sonra tekrardan kontrol bana geçiyormuş gibi hissediyordum. Burada ben sık sık güncelleme videoları paylaşacağım. Omzumla ilgili, ne kadar hareket ettirebildiğimle ilgili, dikişlerin alınması, tekrardan güçlenmem, eski sağlığıma kavuşmamla ilgili. Benim şu anda bahsetmeyi unuttuğum herhangi bir konu varsa lütfen yorumlarda bana sormaktan çekinmeyin. Artık 1,5 sene içerisinde gerçekten konunun neredeyse uzmanı haline geldim.
Size elimden geldiğince yardım etmeye çalışırım. Merak ettiğiniz her konuda. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.